jeopolitik sorunlar ivme kazanacak. Piyasalarda Rusya-Ukrayna geriliminin etkisi sürecek dedi Kaan Saraydın. İlk bölümde efendim devam edeceğiz. Şimdi ALB Menkul Değerler Zamanı İsmail Cem Gönen olacak karşımızda. Cem iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul'a başlayalım dilersen. Bugün 63 binlere doğru bir geri çekilme gördük. Dün 64 binlerdeydi borsa. Bugün oralarda tutunamadı. Deyim yerindeyse geriye doğru çekildik. Ne dersin, önümüzdeki hafta için nasıl bir görünüm var? Öncelikli olarak güney yatay satıcılı başlayan endeks ABD tarafından ikinci seansla beraber gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber sert satıcılı seyrini devam ettirdi. Tabii ki burada 149 bin beklenen tarım dışı istihdam verisinin 175 bin gelmesi ve bir önceki ayın 127 bine yukarı yönlü revize olması endeksteki hareketlerin biraz daha hızlanmasını sağladı. Ayrıca kur tarafındaki yukarı yönlü harekette tabii ki endeksteki hareketliliği hızlandırmaya devam etti. Haftanın başında pazartesi günü sanayi üretim verisi takip edilecek yurt içinde. ABD tarafında ise önemli bir veri akışı yok. Yalnız tabii ki tarım dışı istihdam verisinin devamı sürebilir. Etkilerinin devamı sürebilir. Teknik olarak 63 bin seviyesinin altında işlemlerine devam etmesi durumunda tekrardan 62 bin 500 ve 61 bin 500 destek seviyelerine doğru bir geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerinde ise kısa vadede 64 bin seviyesi tekrardan izlenecektir. Cem bir de dolar TL'ye bakalım. 2.20 seviyesine geldik. Dün 2.18'in hemen kıyısındaydık hatırlarsan. Daha da aşağı gelir mi diye konuşmuştuk ama son dönemde 3 kez oradan yukarı teptiğine şahit olmuştuk. Yine aynı hareketi gördük. 2.18'lerden 2.20'ye bir hareket. Tabii Amerika'dan gelen tarım dışı istihdamın da etkisi var bunda. Ne dersin, yani 2.18'in altına gelmekte sanıyorum biraz zorlanıyor dolar TL cephesi. Aynen sizin dediğiniz gibi 2.17 seviyelerinin aslında bu üçüncü dibi ve üçüncü dibinden de tekrardan tepki alımlarıyla beraber 2.20 psikolojik direnç seviyesinin üzerinde işlemlerine şu an için devam ediyor. Tabii ki burada Amerika tarafından gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde kalması bunda etkili oldu. Fakat 2.17-20 seviyesinde tepki alımlarının da devam ettiğini daha önceden de görmüştük zaten. Haftaya önümüzdeki hafta için özellikle 2.20 seviyesinin üzerinde tutulması durumunda tekrardan 2.22-40 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Aşağıda 2.20 kalıcı bir destek noktası olmaya devam ediyor. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 2.18-50 destek seviyesine doğru tekrardan bir hareket görülebilir. Cem bir de euro dolara bakalım. 1.39 seviyesindeyiz euro dolar paritesinde. Yine Amerika'daki tarım dışı istihdam verisine atıf yapacağım. 1.39'u gördükten sonra, tarım dışı istihdam geldikten sonra bir miktar doların kuvvetlendiğini görmüştük. Ne dersin euro dolar cephesi için, ama çok sert de aşağı gelmedi açıkçası. Kesinlikle, yani çok sert bir şekilde aşağı yönlü bir hareket görülmedi. Gün içerisinde sabah saatlerinde ABD tarafından veriler gelmeden önce 1.39 seviyesini test etti. Fakat buradan bir miktar gevşedi. ABD verilerinin çok iyi gelmesine rağmen önce bir miktar gevşese de tekrardan 1.39 seviyesine doğru bir hareket görüldü. Tabii ki Euro bölgesinde Mario Draghi'nin dünkü konuşmalarının pozitif etkileri devam ediyor. Ayrıca bugün Euro bölgesinde bankalar arasındaki para dönmesinden dolayı bir alışların bir miktar daha arttığını gördük. Euro dolarda tabii ki bunun da etkisinin bir miktar görüldüğünü söyleyebiliriz. Şu an için 1.38-70 seviyelerinden işlemlerine devam ediyor. Burada önümüzdeki hafta daha çok teknik seviyelerle hareketlere devam edeceğiz. Burada 1.39 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, yani ikinci haftalık kapanışında 1.38-30 seviyesinin üzerinde gerçekleştirirse yukarı yönlü bir trendin başladığını kanaat getirebiliriz. Ancak önümüzdeki hafta satış baskısının biraz artması durumunda ilk geri çekilme noktası 1.38-30 seviyesi olacaktır. Onun da altında geçtiğimiz hafta test ettiğimiz 1.37-70 seviyelerine doğru bir geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise 1.39 seviyesi önemini koruyor. Daha önceden de buradan satış baskısı görmüştü 2 sene önce. Bugün de bir satış baskısı gördü. Kur paritenin ne yöne gideceğini açıkçası 1.39 seviyesi kırılabilirse yukarı yönlü. Yukarı yönlü hareketlerin biraz daha kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Peki James, son olarak bir de altına bakalım. 1340'a kadar geriledik. 1350'lerdeydik. Yine Amerika'dan gelen veri sonrası aşağı geldi. Altın cephesi. Ne dersin altın için, önümüzdeki hafta nasıl bir beklenti var? Altın bu pazartesi günü aslında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikle beraber gepli bir açılış yapmıştı.
Bundan sonra da 1355 seviyesine doğru bir hareket ettiğini gördük. Ancak buradan bir geri çekilme olmuştu. Tarım dışı verisiyle aslında bu gap'ini kapatmış oldu altın. Ve şu an için 1338 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Burada bu hafta sonu ABD tarafından gelecek ithalat, ihracat ve ticaret dengesi izlenebilir pazartesi için. Ancak 1338 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi altının özellikle ABD tarafından verilerin 2 aydan sonra ilk defa bu kadar pozitif gelmesi ne rağmen bu seviyelerde tutunabilmesi altında güçlü seyirin devam ettiğini gösteriyor. Ve önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareketlerin devam ettirmesi durumunda 1355 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Aşağıda ise 1330 ve 20 bandı önemini taşıyor. Buradan tekrardan bir tepki alımları da gerçekleşebilir. İsmail, Cem, Gönen çok teşekkürler. ALB menkul değerlere kolay gelsin diyelim. Ağzına sağlık Cem diyelim. Yeniden stüdyoya geldik efendim. Kaan Saraydın bu akşam bizlerle. Adresimiz Twitter'da @bloomberg.et. Hemen ekranlara geliverdi. Bir izleyicimiz diyor ki Kaan Saraydın biraz Borsa İstanbul.